Lozan'ın 2023'te biteceği safsatacısı yıllarca sürdü. Şimdi 2023'e geldik. Ya hala bunu konuşan, anlatan, buna inanan var. Bunlara eşek derler. Ya sana söyleyeyim. Eşek de mi yasak ya? Güzel bir yayıncılıktı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Eşek de mi yasak? Bundan sonra ben Murat Bardakçı'yla evde oturacağım. Yani kanarya diyeceksin, şey olmayacak. Hani tramvayda, İstanbul fıkrasında tramvayda kadının ayağına basmış Ermeni Kokonan'ın. Hayvan demiş kadın. Adam da gülmüş telaffuzuna. Hayvan doğrumda kanarya sana olsun. Eşrol eşek demiş oysa. Yani bu eşek de mi ayıp ya? Yok abi, bana abi, bu kadar korkak olmayın, yapmayın ya. Bana bir sıkıntı yoktu abi. Evet, buyurun o zaman siz. Ben sizi... Neyi diyordun? Ha, Lozan hikayesi. Dedim, verdim cevabı. Yani kardeşim bunu muhafazakar kesimin önde gelen bir ismi vaktiyle uydurdu. 40'lı yıllarda. 50'lerde de hatta devam etti. Sonra bu unutuldu. Sonra ekranlarda kanal kanal dolaşıp böyle şey teorileri, komplo teorileri falan bahseden, şimdi hayat değil onun için ismini vermeyeyim, bir adam bunu gayet ciddi biliyormuş gibi anlattı. Çeşit neyse. Neyse boş ver. Sonra Atatürk 9'u 5 gece kafanın içinde okuyamam yani. O ama belli. Kafa yani Atatürk 9'u 5 gece ölmedi diye bir şey uydurdular. Çünkü bunlar reyting getiriyor ve üstad geçiniyorlar bu sayede. Yok böyle bir şey. Ya Lozan dediğin ince bir şeydir. Okuyun şunu. Var mı öyle? Olur mu öyle şey ya? Hatta daha acısını söyleyeyim ben sana. Bir yazı yazmıştım bir 7-8 sene önce. Lozan'ın gizli maddelerini bir dostum bahsettiğinde okudum diye. Ya bir parti başkanı gazetesinde hain herif, bunları nasıl yazarsın, nasıl şey yaparsın, biz bunu sileceğiz diye yazı yazdı. Çünkü altta bir ara başlık var, ulan inandınız mı diyorum. Dalga geçiyorum diyorum. Orayı okumamış. Çünkü sabırsızız. Başa bakıyor, ahkam kesecek oturuyor yani. Ya meclis başkanı falan açıklama yaptı bunun üstüne. Lozan'ın böyle bir maddesi yoktur diye ya. Ya 2-3 ay önce. Evet biliyorum. İnanılmaz bir şey değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı çıkıp bununla ilgili açıklama yaptı. Demek ki adamcağızı çileden çıkarttılar. O kadar çok sordular ki. Ben senelerce söyledim, senelerce programda bizim. Ya böyle bir şey yoktur diye. Şimdi Reddi Miras'ta kitapta ben enteresan bir şey var. Enteresan dediğim yani çok dikkat çekici bir şey. O da... Topkapı Sarayı'nın Kutsal Emanetler Dairesi'nde muhafaza edilen bazı eşyalar, ki bu eşyalardan biri de Kaşıkçı Elması. Kaşıkçı Elması Kutsal Emanetler'de değildir. Hazinededir. Bir dönem satılmaya teşebbüs edilmiş. Sadece o değil. Hazineyi satmak istedik biz. Yani Kaşıkçı Elması da dahil. Dahil tabii. 1927'de hazineyi bir satmak istedik Fransa'da. Ama şu... ilhamımızı şimdi Reddi Miras dediğiniz her yeni rejim, bu değişmez kaderdir. O kadar bayılıyorlar ya şimdi bu söze. Değişmez. Her yeni rejim eskisini kötüler. Çünkü kendi meşruiyetini sağlamak peşinde. Niye geldin o zaman, yıktın eski rejimi? İşte berbattı, şuydu, buydu, kötüydü. Biz geldik, etraf güllük gülistanlık olacak diye. Nah olur ayrı bir şey. Bu da mı yasak? Yok abi, sen bırak sen. İngilizce yapalım mı konuşalım? Artık de bize de var, yapalım olur ama yani. Bize onu da deşifre ederler. Siz buyurun valla artık hiçbir şey demeyeceğim. İstediğinizi söyleyin abi. Ya enteresan ama nah yasak, eşek yasak. Abi tekrar söyleyeyim bari. Yani yeni bir şey söyleyeyim bari. Kanarya diyeyim diyorum ya, kanarya. Neyse. Ne diyorduk ha? Birçok uygulaması vardır bunun. Bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil. İlk önce Cromwell mesela. İngiltere'de taşları mücevherle parçalamış, satmış, kırmış, etmiş. Fransız ihtilali Fransız hazinesinin canını okumuştu mücevherler bakımından. Ruslar mezat da sattılar Londra'da. Biz de belki onun ilhamıyla, bir de gerekçe şu, biz fakir memleketiz, boşu boşuna bunlar durmasın, para kazanalım diye satışa çıkarttık Fransa'da. Sadece şey değil, hazineyi değil. Kutsal emanetlerden de bazı parçalar gönderdik. Çünkü ama şu var, Medine emanetleri, onu karıştırmayalım. Medine'den gelenler. Yani o da Hazreti Peygamber'in şeyi falan yoktur. Yani hırka, kılıç falan değil. Medine emanetleri, çünkü bizden giden mücevherlerdir onlar. Fahrettin Paşa'nın gönderdiği. Sonra olmadı satış. Niye olmadı? Ya Kaşıkçı Elması'na müşteri bulamadık yani. Hayır.
Fransızlarda bir şey oluyor. Gerekçe, bakanlık kurulu kararları falan var bu konuda. Gerekçe, bunlar bize padişahlardan kaldı, satarız diyorlar. Fransızlar da diyorlar ki padişahlar tamam da bunlar padişahların ailesini kovdu. Biz de siyasi sığınma verdik. Dava açarlarsa canımız okulda diyorlar. Onların malıdır bu. Sonra şey yapılıyor. Bunlarla ilgisi yoktu diye mütalabi ölüyor. Fransa'da hukuki mütalabi ölüyor. Fakat o arada bitmiş. Ben bu satış evrakını bizde yok. Daha doğrusu vardır da Dışişleri Arşivi tasdif edilmedi tam. O da olması lazım. Bu evrakı ben Fransa'dan, Fransa arşivinden aldım. Paris'te şeyde neydi, cehennemin dibine taşıdılar zaten arşivi de orada. PKK'sı, IRA'yı, bilmem nesi, bütün terör örgütlerini geçip Fransız Dışişleri Arşivine gidiyorsun. La Courneuve'de. Ondan sonra olmuyor. Ama daha komik bir şey var. Ankara'da biz bunu Merkez Bankası kasalarına saklamışız. Hazineyi olduğu gibi. Unutmuşuz. 1951'de galiba, 51'de bir kasalar bulunmuş. Bundan nedir diye anahtarlar yok. Bir ay bir anahtar koşuşturması yapıyor. Devlet. Kayıt. Kayıp. Kaynakçı getirelim diyorlar ya, önemli bir şey varsa yanar diyorlar. Çilingir çalıyor, çilingir açamıyor. Sonra anahtarları bir açıyorlar. Ana diyorlar, Kaçıkçı elması buradaymış. Bilmem ne buradaymış. Topkapı Sarayı'na gitmesi 1963'tür hazinenin. Ciddi misiniz ya? 63'e kadar hazine yok. Kasada. Ankara'da kasalarda. Çok güzel. Onun hikayesini anlattım. Müthiş. Burada bir hikaye de şey, Yıldız Sarayı çok uzun bir süre böyle bir gazino uzun gibi süre, içinde kumarhane de olan bir gazino süre. Gazino gibi değil. Gazino 11 ay. İçinde kumarhanesi de falan da var ama. Sadece kumarhane. 11 ay var. Az mı abi? 11 ay. Ama niye? İşte Reddi Miras şeyi. Biz Abdülhamit'in sarayını bu hale böyle kullanırız. Ondan Safa, yani onun bir broşürü vardır kumarhanenin. Sana söyleyeyim mi? Gavurdan istesen öyle bir şey yazamaz. Hakaret dolu bir metin yazamaz. Biz yazmışız. Ya Gülüm'ün çok güzel bir sorusu var. Bizim koordinatörümüz diyor ki Topkapı Sarayı nasıl ısıtılıyormuş Murat Bey, sorar mısın diyor. Mangal. Ne zaman gitsek buz gibi. Sahiden buz gibi. Ama şey var. Mangalı yakıyor ama. Ya nasıl bir sistem var? Kumaşlar var ya. Evet. Kumaşları duvara asıyorlar. Yetiyor mu ısıtmaya bu peki? Ya duvarları kumaşlar sadece bir şey yakmak mangal, falan. Mangal. Ha. Mangal dediğim de küçük köy mangalı değil. Böyle. Mangalı yakıyorlar. Topkapı Sarayı'ndaki Şehzadeler Dairesi birçok şehzadenin hapis hayatı yaşadığı bir yer. Burada şehzadeler öldürülmüş, boğulmuş ve suikaste kurban gitmiş. Öyle ki hastalandıkları zaman... Suikaste kurban giden yok. İdam edilmiştir. Devletin bekası için. O sayede de devam etmiştir yalnız. Kardeş katli şöyle böyle laf ediyorlar ama milyonlarca kişinin de hayatı kurtulmuştur. Necdet Saka Hoca yazmıştı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bu kafes dönemini, işte bu kafes uygulamasını, bunun Osmanlı'da ciddi bir liyakat sorunu yarattığını, bilmiyorum okudunuz mu ama. O çok eski bir söylentidir. Çok eski bir söylentidir. Senoritas uygulaması, o eski bir söylentidir. Doğru hatırlıyorum değil mi? Yani padişah olmayacak olan çocuk kafese konuyor. Yani kafes dediğim bir öyle bir hayata konuyor. Kardeşim bilemezsin onu. Bilemezsin onu. Kafesten çıkıp çok başarılı iş yapmış padişahlar da var. Var mı? O tabii. Kim mesela? Mahmut. Kafesten mi? Önce hapis, son anda öldürmek istiyorlar ikinci Mahmut. O zaman kafesten kalkmış ama şeydi, ama hapiste hayatı şeyi. Yani başarılı iş yapanlar da vardır. Ve devletin ikinci kurucusu falan üçüncü kurucusudur. Bence ikinci kurucusu dördüncü Murat'tır. O tedbirleri almasaydı çok kan dökmüştür ama Sultan Mahmut da ciddi şeyler yapmıştır.